Biliyorsunuz batıda oy kullanma işlemleri saat 17'ye kadar devam ediyor. Ama Kürdistan coğrafyasında saat 16'ya kadar oy kullanabiliyorsunuz. O nedenle az kaldı. Boş vermeyelim, mutlaka sandığa gidelim ve oyumuzu kullanalım. Bu gece yerellerimizi moya, mora boyayalım, umudu yeniden yeşertelim. Tek bir oyla yeni bir sabaha uyanabiliriz, yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bir başka çağrı. Halkımızın iradesini kullanma isteyenlere, engelleyenlere. Yani halkların iradesinin, halkın iradesinin sandığa yansımasını engelleyenlere DEM Parti olarak buradan bir çağrı yapmak istiyoruz. Batı'da oy kullanma süreci birkaç ihlal dışında olağan akışında ilerlerken Kürt illerinde yine her zamanki gibi insanlar oylarını kullanmak isterken olağanüstü koşullarda oy kullanmaya gidiyorlar. Bu olağanüstü koşullara ilişkin bugüne kadar sayısız çağrıda ve uyarıda bulunduk. Bir kez daha yine diyoruz. Suç işliyorsunuz. Suç işlemeye devam etmeyin. Yapmış olduğumuz hazırlıklar sonucunda her ihlali tek tek tespit ediyoruz. Her ihlalin tek tek takipçisi olacağız ve her ihlalle ilgili hukuki süreç başlatacağız. Mükerrer oy kullananlar özellikle, halkın iradesinin sandığa yansımasına engelleyen kamu görevlilerine buradan bir kez daha sesleniyoruz. İşlediğiniz suçu tek tek tespit ediyoruz. Devletin imkanlarıyla sandıkların kuşatıldığı, böylelikle de halkın iradesinin Sandığa yansımasını engelleyenler adeta barikat koyanlar insanlar pek çok yerde neredeyse bu barikatları aşağı aşa aşmak için olağanüstü bir çaba ve gayret göstererek sandıklara ulaşmaya oylarını kullanmaya çalışıyorlar. İşte bunlara karşı verebileceğimiz en büyük cevap yalnızca oy kullanmakla yetinmeyelim sevgiliden partililer. Oy kullandığınız hiçbir alanı terk etmeyiniz. Sandıklarınızı koruyun, oylarınıza sahip çıkın, iradenize sahip çıkın. Gün irademizi, iradenizi gösterme günü bunu ancak ve ancak kararlılıkla oylarımıza sahip çıkarak bulunduğumuz yerlerde neresi olursa olsun oy sayım işlemleri bitene kadar kesinlikle bulunduğunuz yerleri, sandıkları, oy kullandığınız alanları terk etmeyin. Oylarınıza sahip çıkın. Sevgili arkadaşlar, sandık çevrelerinden komisyonumuza bu saate kadar ulaşan tahmin edebileceğiniz üzere ve takip ettiğiniz üzere siz sevgili gazetecilerde çok sayıda ihlal bildirimi var. Aslında bunları tek tek rakam olarak da verebilirim ki ilerleyen saatlerde vereceğiz bunu da. Gerçekleşen ihlaller, kullanılan Yine malumunuz olduğu üzere pek çok oyu şaibeli hale getiriyor. Yalnızca oyları şaibeli hale getirmiyor. İnsanların iradesini gölgelemeye çalışıyorlar. Yok sayıyorlar. Bu konuda uyarımızı yine yineliyorum. Uluslararası gözlemci heyetlere de müdahaleler var. Bunların da takipçisiyiz. Gözlemci heyetlere yapılan müdahaleler nasıl ve nerelerde oluyor? Yine ilerleyen saatlerde bunları da size tek tek ulaştıracağız, açıklayacağız. Maalesef ki sürpriz değil. İhlalin en fazla olduğu kentler Urfa, Mardin, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Muş. Neredeyse tüm Kürt illerinde seçim ihlalleri tespit edilmiş durumda. En fazla yaşanan ihlal türü haksız oy temini ki bunu kampanyamız boyunca da sürekli ifade ettik. Mükerrer oy kullanımı, kolluk güçlerinin ve hem bulunmamaları gereken alanlarda bulunmaları yani bir caydırıcı etki yaratmak istiyorlar. Ama tekrar sesleniyorum DEM Parti olarak Hiçbir caydırıcı etki 10 yıllardır olmadığı gibi bugün de etkili olmayacaktır. O yüzden bu konuda suç işlemeye devam etmeyin, ısrarcı olmayın, sandık görevlilerimize müdahale etmeyin. Oy kullanmak isteyen insanların oy kullanma, en demokratik haklarını kullanma haklarına saygılı olunuz. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi pek çok yerden gelen ihlaller ...ve tespit ettiğimiz başka ihlal türleri de var. Ama bunlar yetmiyormuş gibi bir de gazlı müdahalelerle karşılaşıyor. Mesela eş başkan adaylarımız. Bir örnek olarak söylüyorum. Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayımız Devrim Demir'e polis tarafından... ...üstelik çok yakın mesafeden gaz sıkılarak e, müdahale edildi. Ve kendisi şu anda hastanede. Şimdi tüm bunlar ne için insanların iradelerinin sandığa yansımasını engellemek için. Peki bu mümkün mü? Hayır değil. Tarihimiz bunun ispatı zaten. Bugün de olmayacak. Ağrı'da sedyeyle, Başka yerlerde ambulans ile. Şırnak'ta barikatları aşa aşa. Iğdır'da solunum cihazıyla sandığa giden insanların kararlılığı, hilelerinizden, oyunlarınızdan, usulsüzlüklerinizden işlediğiniz suçlardan çok daha büyük. Bunu gördük, gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. O nedenle sevgili Dem Partililer, bulunduğunuz her yerde lütfen oyunuzu kullanın, sandıklarınızı koruyun ve sandıkları terk etmeyin.